Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Aydın Yurdum'la birlikte yapacağız. Telefon attığımızda da Levent Özgen var. Levent merhaba. Merhaba. Şu kayıkçı kavgasının sohbetini yapalım diyorum Levent. Tayk ve kayıkçı değil, erkenci. Ben kayıkçı diyelim de herkes anlasın. Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ile Türkiye Yelken Federasyonu arasında süren bir problem. Şimdi de İstanbul Yelken Kulübü de bir şekilde katılmış oldu. Muhtemelen izlemişindir gelişmeleri. Ne diyorsun Levent? Niçin bu noktaya gelindi? Yani biz yelkende pozitif, olumlu gelişmeleri konuşmak yerine bir tür böyle pasta paylaşımı gibi bir tuhaf duruma la karşı karşıya kaldık. Sen aynı zamanda yelken eğitimi veriyorsun. Ne diyorsun? Senin yorumun ne? Vallahi bence bu pasta paylaşımı da değil de birazcık kişisel şeylere döndü. Kişisel kapris mi demek lazım, hırs mı demek lazım, ona döndü gibi geliyor bana. Hmm. Çünkü yani ortada aslında bir şey yok, bir problem yok. Yani tamam, Tayk cezasını aldı, işte tamam tahkim kurulu indirdi cezayı. Evet. Yani işin orada bitmiş olması lazım. Hmm. Ben o zamana kadar federasyonu hep haklı buluyordum. Yani Tayk'ın da hakikaten bir süre gelen süreçte yaptıklarından ötürü bir ceza görmesi gerekiyordu kanımca. Hı hı. Tamam, bunu aldı. Tahkim kurulu da bunu böyle uygun gördü. Bence işin orada bitmiş olması lazım. Hı hı. Yarışlarında tekrar Tayka verilmiş olması lazım. Ama şimdi duyuyoruz ki işte Tayk gene saf dışı bırakılmak için yok gidiliyor, İstanbul Yelken'le sözleşme yapılıyor. Nasıl yapılıyorsa alelacele. Yok bir şeyler oluyor. Yani bir formalitelere bağlanıyor iş. Neticede Tayk saf dışı bırakılıyor. Şimdi ben Tayk taraftarı değilim kesinlikle. Ama yapılanları çok doğru bulmuyorum. Doğrusunu isterseniz. Yani bu artık şey de değil. Yani pasta paylaşımı falan da değil bence bu. Anladım. Peki programı Aydın Yurdum'la beraber yapıyoruz. Aydın da burada yanımda. Şef merhaba. Merhabalar Aydın. Peki bir konu gündeme geldi. Şimdi eskiden yoktu. Şimdi artık bir hani grup olarak yelken okulları bir unsur olarak girdi bu tür işlerin içine. Hatta en son tahkim kurulundan önceki galiba Yelken Federasyonu okullarla bir toplantı yapmış. Evet. De şey işte hani Tayk'ın cezası var, biz de yarışları yapacağız, ne dersiniz gibi görüş almışlar. Evet. Ama o zaman daha bu Tayk'ın 6 aylık cezası 3 aya düşmemişti. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, doğrudur. Peki ama Tayk'ın mesela bu konuda özel olarak bu konuda şöyle bir şeyi var. Yani ceza ortaya çıkmış ama Tayk'a deklare etmeden önce yelken okulları ile federasyon bir toplantı yapıp daha doğrusu ceza alacağını biliyor ama Tayk'a bildirmiyor ama yelken okulları ile toplantı yapıyor filan. Yani bu nasıl geliyor sana? Yani o toplantı da şöyle oldu. O bilmiyorum, yanlış aktarılmasın da şimdi orada ne yapalım diye bir toplantı oldu o işin aslında ve burada yelken okullarının bir talebi oldu. Ne? Dendi ki yani bu sizin Ahmet'le Mehmet'le uğraşmanız bizi hiç ilgilendirmez. Siz federasyon olarak madem ki bu işin sahibisiniz, ki öyle olmalı, Türkiye'de bu işin sahibi yelken federasyonu, bu yarış tarihlerini belirleyin. Bu yarış tarihleri de muhakkak yarış yapılsın.
O yapsın, bu yapsın. Kim yaparsa yapsın. O kesinlikle erken okullarını ilgilendirmiyor. Anladım. Peki şef hocam, lafını unutma, hemen biraz önceki cümlenden bir şey tırnak cımbızla bir şey ayıklamak istiyorum. Yelken Federasyonu neyin sahibi olmalı? Yelken sahibi tabii ki Türkiye'deki yarışların sahibi. Niye yarışların yelken sahibi? Yelken faaliyetlerinin sahibi. Niye faaliyetlerinin sahibi olsun? Tam tersine var olan, ondan bağımsız, kendi başına yürüyecek yelken faaliyetlerinin destekleyicisi olması gerekmiyor mu? Çünkü sahibi dediğin zaman bir patrondan söz ediyorsun. Ve zaten de gördüğümüz kadarıyla Yelken Federasyonu bir patron gibi davranıyor ki genel bir itiraz var bu konuda. Yani şimdi ben tabii bu işin hukuki kısmını bilmem. Ama ben de federasyonda görev yapmıştım eskiden, 15 sene önce. Aydın da yapmış galiba. Tabii tabii, Aydın benden daha uzun yaptı belki de. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor da olabilirim, ama bütün yelken faaliyetlerinden devlet Yelken Federasyonu'nu mesul tutuyor. Benim sahibi dediğim konu o. Tabii ki federasyonun yapılan faaliyetlere destek yapması lazım, destek vermesi lazım, yardımcı olması lazım. Zaten görevi de bu. Yani patronluk değil, aslında destek vermesi lazım. Evet, yani baba olması lazım değil mi? Patron olmaması gerekiyor. Yani patronu değil tabii. Yani desteklemesi lazım. Ama resmi olarak onun elinden geçiyor diye biliyorum ben. Devlet nezdinde. Onun için sahibi dedim yani. Geçen hafta içinde seninle konuştuk. Ben de onu araştırdım, okudum. Şey yazıyor, sportif amaçlı yarışlar diye bir tanım var. Evet. Onun etrafında gidiyor. Yani ben sportif amaçlı olmayan bir yarışı kendi başıma düzenleyebilirim. Kimseye de hesap vermem. Seyir hakkım sportif var. Sportif amaçlı olmayan yarış olmaz ki. Niye olmasın? Yarış olunca sportif amaçlı olur ya. Başka türlü yarış olur mu? Olur. Ben çok hemen kısa zamanda, önümüzdeki günlerde protesto amaçlı bir yarış düzenleyeceğim. Durumu protesto etmek isteyen yelkencileri bir araya toplayacağım ve bir yarış yapacağız. Ya, protesto amaçlı olacak. Sportif amaçlı olmayacak. Ne dersin? Vallahi ben bu işin hukuki tarafını bilmiyorum. Peki. Yani bizi çok alakadar etmiyor işin o tarafı. Yani biz yelken okulları olaraktan bahsediyorum. Kişisel olarak da tabii ki ben bütün yarışlara girmek isterim. Peki ben Aydın'a sorayım şu konuştuklarımızı. Sen ne diyorsun Aydın? Yani ben protesto amaçlı yelken yarışı düzenleyebilir miyim sence? Ya şimdi teknik olarak düzenleyemezsin. Çünkü şefo haklı. Türkiye Yelken Federasyonu çatı organizasyonu. Dolayısıyla bunların hepsi bir izne tabi. İzne tabi olduğu için de senin geçtiğimiz Kasım ayında, Aralık ayında yanılmıyorsam yapıldı. 2014'ün sonunda yani tüm kulüplerle bir yarış programı yapıldı. Senin yarışın da orada olması lazım. Sen bunu yarış olarak deklare edeceksen federasyonda onay alman gerekiyor. Ama tam da bak, şimdi yıllardır federasyon tarafından yürütülen, bütün yönetimler tarafından yürütülen bir algı operasyonu var. Diyor ki yarışlar benim şeyimdir. Halbuki öyle bir şey yok. Yani ben, federasyon ancak kendi çatısı altındaki unsurlara kural koyabilir. Nedir bu? Kulüptür. İşte lisanslı sporcusudur vesairedir. Şimdi bir dakika, sen ben bağımsız hakemlerle bir yer, hakemsiz falan mı bir yarış düzenledin? Evet. Hakemlerim de ben kendim şey yapıyorum. Yarış kurallarını da ben koyacağım. Ben mesela sen başka bir şey yapıyorsun. Ama Emir İçgören'in gazozuna yaptığı yarışı tekrarlamak istiyorsun. Mesela. Şimdi bunu tabii ki kimse kısıtlayamaz. Bu senin yaptığın bir tescil gerektirmeyen, belki israf kurallarını hafif sulandırdığın, festival nitelikli diye adlandırılan, tırnak içinde. Neyse. Sen bir antrenman yarışı düzenleme. Bundan seni kimse alıkoyamaz teknik olarak. Ama bu federasyon zamanında bu da yapıldı. Ama genel olarak insanların bilmesi ya da algı operasyonu dediğim şey o. İnsanlar yarış adı altında her şeyin federasyonun yetkisi altında olduğunu zannediyorlar. Ben amatör bir yelkenci ve denizci olarak kimle muhatabım? Bir, nelere, teknemin seyir güvenliği, yani seyre uygunluk şartlarını yerine getirmem gerekir. Bir de işte amatör denizci ehliyeti olan bir kaptanım olması gerekir teknemde. Onun dışında ben kime karşı muhatabım? Sahil güvenlik, hani suça yönelik bir şey yapıyorsan teknende sahil güvenlik gelir. Denizde çatışmayı önleme kurallarına aykırı bir şey yaparsan işte liman gelir, kıyı emniyeti gelir vesaire. İşte
Boğazda yelken açıyorsan işte uyarılırsın. Beysun'u zaten yapılıyor. E tamam. Her gün, her hafta sonu en azından moda koyunda centerbotlar yarışıyor. Tam da şunu söyle. Benim yelken federasyonu benim muhatabım değil. Yani bunun bilinmesi lazım. Çünkü insanlar yarış dediğin zaman bir dakika yarışı yelken federasyonuna izin alacak. Öyle bir izin alma durumu yok. Ben seyir hakkımı kullanıp canımın istediği her yerde işte dediğim gibi çatışma kurallarına vesaire ki yani o yarışsan da yarışmasan da uymak zorundasın. Ben denizlerimi kullanırım. Belki de şöyle düzeltmek lazım. Sen düzenlediğin yarışı bir statü vermek istiyorsan bunu Yelken Federasyonu çatısı altında yapman gerekiyor. Tamam. Vermek istemiyorum. Tamam, vermek istemiyorsan otur yap, kimseye söylemeye de ihtiyacın yok. Tamam. Ama sen oturup da bir sponsor bulup bunun bir ekonomik boyutunu oluşturduğun zaman zaten sponsorun sana diyecek. Bunun onayları kimdir, neyin nesidir, tabii, bu başka. Tabii, ama sen bir protest yarışı yapmak istiyorsan teknik olarak tabii ki bunu yapabilirsin. Teknik olarak bunu bağırabilirsin de çıkabilirsin de yelken medyasında, radyoda, işte açık radyoda veya web ortamında Turkcell'de veya dergilerde. Ya biz işte bu Taycan tırnak içinde söylüyorum gasp edilen yarışlarıyla aynı günde X lokasyonda bir yarış düzenliyoruz protesto amaçlı. Arkadaşlarımıza davet ediyoruz diyebilirsin buna. Hmm. Ha, bu federasyon, sadece bu federasyon döneminde bununla ilgili de bir eylem yapıldı. Buna karşı da bunun yasaklayıcı bir önleyici bir adım da atıldı. İşte deniz polisine haber verildi. Evvelki sene çok konuşuldu bu evet. Gazozuna yarış. Evet. Hakikaten yani emir kendi imkanlarından şamandıralar atıyordu. Sonucundaki galibine de gazoz veriyordu. Fiziki evet. Gazoz veriyordu. Tamamen eğlence, antrenman amaçlı bir şeydi bu. Ama bunun medyatik olması maalesef yasaklanmasına neden oldu. Oysa ki buna benzer yarışlar yıllardır özellikle güney sahillerinde yapılıyor. Chartercılar yapıyorlar. Sezon sonunda charter firmalarının dışında son dönemde ülkemizi çok uzun süreli tatile gelen komşu ülkelerdeki kişiler buna benzer yarışlar yapıyorlar. Rusların Marmaris'te yaptığı yarış ama yasaklandı. Şimdi onlar da, ama onlar da şimdi federasyon çatısı altında yapıyor. Peki. Buradaki kritik nokta bence Şefo biraz değindi ona. Dedi ki yarışların ve sporun sahibi TYF'dir. Aslında ben bu görüşe katılıyorum. Ama burada senin sorduğun sorunun cevabını netleştirmek lazım. Sahibi olmak ne demek? Sahibi olmak yapmak mı? Yoksa organizasyon, çatı organizasyonu olup aslında bunu ev sahibi kulüpler aracılığından yapılmasının moderasyonunu yapmak mı? Şimdi benim görüşüm TYF'nin görevi ikincisi. İkincisi benimki de öyle. Dolayısıyla kulüpler bu işe soyunur, yapar. Şefo yine konuşmasının başında söyledi. Ya bunu Tayk yapıyordu, cezası indirildi. Hı-hı. Cezası indirildiğine göre artık bunu yapmaya devam etmesi gerekiyor. Evvelki haftaki konuşmamızda da aynı şeyi konuştuk. Niye federasyon bunu alıyor İYK'ya veriyor? Öbür taraftan Ahmet abiyi ben yıllardır tanıyorum. İYK Başkanı Ahmet Saruhan'ı federasyon başkanlığı yaptı 90'lı yılların başında. Ahmet Saruhan'ın da bir duruşu vardır. Niye kabul etti bunu? Benim en çok anlayamadığım o. Ahmet abinin böyle bir Karadeniz'de delikanlı duruşu vardır. Ya niye kabul ediyorsun? Peki. 3 ay yarışmasaydık. Şimdi Şefo haklı başka bir şey söyledi yine. Ya onlar da eğitim kurumları. Bir sürü eğitim kurumu evet. Var ve belirli anlaşmaları var. Çok da gerekli. Ve maalesef onlar ekonomik anlamda da yarış olsun istiyorlar. Ama bir taraftan belki Şefo ile tüm söylediklerimiz içinde tek ayrıştığım nokta. Bu işin ekonomik boyutu var da. O ekonomik boyutu bugün kurtarmak adına geleceğe dönük bir zarar veriyor muyuzu hepimizin düşünmesi gerekiyor. Yani bence Taycan ne tür bir zarar? Şöyle ya bir şekilde de yarışın olması gerekiyor. O ya da bu kim yaparsa yapsın mantığında olmamamız lazım. Doğru mu anlıyorum? Yani sen bugün kısa vadedeki işte çıkar ya da artılar için yanlış bir felsefeyi kabullenmekten doğru. Mi söylüyorsun? Aynen onu söylüyorum. Yani Taycan cezası 3 ay mı? 3 ay hiç yarış olmasaydı peki, o yarışla. Peki bunu Şefo'ya soralım. Levent. Efendim. Ne diyorsun Aydın'ın son söylediklerine? Vallahi ben aynı fikirde değilim. Yani şunun için aynı fikirdeyim. Yani kim yaparsa yapsın ileride zarar verir mi? Tamam işte federasyon orada devreye girecek. Federasyonun sahiplenme sebebi nedir? Bu işin düzenli işte belli kurallara uygun şekilde yapılmasını kollamak ya da sağlamak. Yani federasyon ya da işte baştaki neyse federasyon neyse bir kurum
bunu sağlıyorsa bırak kim yaparsa yapsın, bu kurala uymaya mecbur. Peki yani kim yaparsa yapsına çok karşı değilim ben. Anladım. Peki ikinize de soruyorum, yani hem Aydın Yurdum'a hem de Levent Özgen'e soruyorum. Benim bildiğim kadarıyla yurt dışında yarışları düzenleyen organizatör şirketler var. Onlar bir takım konseptler tasarlıyorlar. Yani ne bileyim, işte bir tanesi kalkıyor Van de Globe'u tasarlıyor. Bir tanesi kalkıyor işte Fransa'dan Türkiye'ye Figaro 2'lerle yarış yapılsın diyor. Daha sonra Euro Cup diye İstanbul'dan Fransa'ya 60 foot teknelerle yarışlar. Bir konsept tasarlanıyor. Bunun prodüksiyonu yapılıyor. Sponsorları bulunuyor. İşte belediyeler, ki yani bizde olmayan ama orada çok sıkça olan şey var ki, yelken yarışlarının duraklarındaki belediyeler neredeyse birbirleriyle yarış yapıyorlar. Geçen hafta Tolga Pamir uzun uzun anlatmıştı. Sonra da federasyonlar da işte buna destek veriyor. Ne veriyor? Hakem desteği veriyor. İşte şamandıra konması, parkur kurulması, duyurulması gibi gibi şeyler. Yani orada bir patronajdan çok şey varmış. Bir destek ve ne çok çok genelinde de işte denizcilik kültürünün gelişmesinde yardımcı olmak. Niye bizde böyle federasyon bir devlet kurumu gibi davranıyor ve biz bunu niye kabul ediyoruz? Federasyon zaten devlet kurumu. Niye? Bir de şimdi sen özellikle mi karşılaştırıyorsun ki? Yani emekleyen adamla maraton koşan adamı karşılaştırıyorsun. Onlar nerede, biz neredeyiz? Yani o seviyeye bizim başlamamız bir kere kültür olarak da o kadar gerilerdeyiz ki. Peki, bazı şeyleri kabulleniyoruz bizim Türk aklı olarak. Peki senin aklın yatmıyor mu Avrupa'dan verdiğim örneğe? Tabii ki yatıyor ama biz de oralarda değiliz ki. Peki. Biz de bunu çok çabuk dejenere de ederiz. Yani her şeyi böyle serbest bırakıp herkesin eline bıraksak, işin içinde bir otorite olmasa çok çabuk dejenere ederiz bence. Ordu da bu işler yani. Yani şimdi biz federasyona hata buluyoruz ama yani bu aynı hatayı Kalktar eski zamanda yaptı. Tamam da yani. Şefo, ama en azından şeye ben itiraz etmek zorundayım. Hani bu seviyedeki demokrasi bize fazla gelir, biz daha hazır değiliz muhabbeti vardır ya. Yok ya, bence ama şefo çok önemli bir şeyin altını çizdi. Son söylediği bence kritikti. Yani demokrasinin fazlalığı, biz bunu hazır değilizden çok, bizde otoriteyi aldığın zaman o otorite bir anda başka bir şeye dönüşebiliyor. Geçmişte Tayk aynısını yaptı derken çok kısa geçti ama bence önemli bir yorumdu. Niye biz Tayka kızgındık? Şimdi şefo diyor ki ben Tayk'ın destekçisi değilim diyor. Sen de biliyorsun, herkes biliyor. Ben de Tayk'ı en çok eleştiren adamlardan biriyim. Niye? Çünkü Tayk da otoriteyi eline aldığında bir dakika ya dedi. Öyle bir hava yarattı ki, belki amaçları o değildi, belki niyetleri o değildi ama ben federasyonun da üstüyüm havası yarattı Tayk. Şu anda öyle olduğunu söylemiyorum ama geçmişte bu izlenimi verdi. Yatın başı benim, yat işini benden sorulur diyen, böyle bir kendi bildiği yolunda giden bir şey vardı. Şimdi ben mesela buna karşıyım. Biraz önce şefodan da biraz aynı hissiyatı edindim. Yanlışsam düzeltir evet, herhalde. Tabii. Şimdi bir her şeyden önce seversin sevmezsin ulusal otorite dediğimiz, ki bütün dünyanın deki bütün ülkelerde bir ulusal otorite var. Bu federasyonlar olarak, association. Peki hemen. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Lafını unutma. Merakımdan soruyorum. Otoriteden otorite kelimesini ya da kavramı olarak kullanırken uzmanlıktan mı söz ediyoruz? Polisiye bir tavırdan polisiye mı söz ediyoruz? Polisiye değil canım ya. Uzmanlıktan söz ediyoruz. Otorite çünkü aynı zamanda uzmanlıktır. Otorite derken aslında yani karar merci değildir. Hayır. İngilizceden tercümeye çevirdik şimdi. Bu tercümede bu Türkçesi de kullanıyor. ISAF diyor ki National Authority. National Authority nedir? Ulusal otoritedir. Biz şimdi bu terminolojiden gidiyoruz. Bunu hiç politik tarafına bakma. Hmm. Ulusal otorite nedir? Hakemler ona bağlıdır. Kuralların ISAF nezdinde ülkemizi temsil eden ulusal otoriteyi kastediyoruz. Bir moderatörden söz demiş. Ben aslında moderatör derken bunu kastediyorum. Ha, evet. Çatı örgütü. Uygulayıcı bence, uygulayıcı. Evet. Bu uygulamanın doğru yapıldığını kontrol eden, kulüplerin bu kurallara uyduğunu, yarışların doğru formatta yapıldığını kontrol eden bir Bir standart oluşturmaktan. Yani şimdi biz geçmişte Tayk'la en çok tartıştığımız neydi?
yarış yarış gezi falan diye böyle bir sınıflar vardı. Ha, bir onu tartışıyorduk. Niye? Ya dünyada olmayan bir şeyi niye burada uyduruyorsunuz diyorduk biz. Onlar da kendi açısından ya işte bir açıklamalar getiriyordu. Ulusal otorite buna dahil olmalı mıydı, o ayrı konu. Bence şu andaki konu değil ama. Şimdi birileri de çıkıp ya ben kuralları değiştim artık sancak kontrada değil yol hakkı iskele kontrada diyememeli. Anlatabiliyor muyum? Veya işte futbolda sen Türkiye'de ben offside'i kaldırdım diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ulusal otoritenin görevi o moderasyonu sağlamak. Kulüplerin de görevi ben ulusal otoritenin de üstündeyim havasından çıkıp ben o ulusal otoritenin altında fokuslandığım alanı en iyiye taşımak olmalı. Tayk'ın görevi bu. Tayk yatçılığı en iyiye taşımalı. Özür diliyorum ama şöyle bitirmek istiyorum. Tayk aslında Türkiye'de bu işe gönül vermiş, bu işe derken yat yarışçılığına gönül vermiş birinci ve en bu işi doğru yapmaya çaba sarf eden, geliştirmesine çaba sarf eden kulüp. Ha nedir? Bike var şu anda, güzel şeyler yapıyor. Bodrum Açık Deniz, Ege Yat yapıyor bir şeyler. Ama tek işleri bunların yatçılık. Ama tek işleri yatçılık. Onları da tetikleyen Tayk oldu. Yani tabii canım. Bike'ı Tayk doğurdu. Veysun. Tayka ben yıllarca eleştiren bir adam olarak bugün savunuyorsam aslında ben kurumu savunuyorum. Kişiler gelip geçici. Tabii, biraz önce şefo çok kibar davrandı. Ben daha açayım konuyu. Yani bizim şu anda verdiğimiz kavga nedir? Kayıkçı yelkenci kavgası değil. Kim daha uzara idrarını yapar kavgası veriyoruz biz. Peki ikinize de sormak istiyorum. Açık Deniz'de bu hafta şu anda Levent Özgen var. Aydın Yurdum'la birlikte yapıyoruz. Levent, Tayk Change.org'dan bir kampanya başladı geçen hafta sonu itibariyle yanılmıyorsam, evet. Ve çok kısa bir sürede 1000 tane destekçiyi geçti. Evet. İstatistik veri olarak, yani bu Tayk'ta tam da bu federasyonla olan bu tartışmasının ya da neyse problemini dile getirerek bir kampanyaya başlattı ve 1000 kişiye ulaştı. İstatistik bir veri olarak bunu nasıl yorumluyorsun? Valla ben de imzaladım. Ben mesela senin söylediğin gibi federasyonu protesto ederek, yani yarışla ya da eylemle protesto etmek yerine, çünkü fikrimce bu protestolar erkenciliğe zarar verir uzun vadede de kısa vadede de. Onun yerine bu tür protestolarla halka duyurarak, millete duyurarak, ne bileyim ben üst mercilere işin doğrusunu duyurarak mücadele etmek taraftarıyım. Ama öbür türlü mücadele etmeye ben çok katılmıyorum. Anladım. Bu yelkenciliğe zarar verir. Çok emekler verildi. Bu evet. Yelkencilik yayılsın diye işte bugün 50 tekne yarışa giriyor topu topu zaten. Ama nerelerden buralara geldi yani tarihte yazık olur diye düşünüyorum. Onun için mücadelenin şeklinin böyle olması lazım diye düşünüyorum. Peki ben. Aydın'a sorayım aynı soruyu. Aydın 1000 kişiyi geçti. Ne diyorsun? 1000 kişi geçmesi önemli. Bence rakamları önemsememiz gerekiyor. Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı 3700-3800 dolaylarında. 1000 kişi dediğin zaman üçte biri. Kaba hesapla %25-26'ları konuşuyorsun. O 3700-3800 lisanslı sporcunun yarısı belki daha fazlası centerboardçular. Yani yatçılar değil. Sen bunun yarısının yatçı olduğunu hesaplasan kaba hesapta, demek ki şu anda o oylamaya katılanların %50'den fazlası, %55'leri, 60'ları yatçıların dönüp bu konuda olumsuz görüş belirtmiş. Birilerinin bunu dikkate alması gerekiyor. Evet, yani aşağı yukarı yani 10 kişiden hesaplasak en az 40-50 tekneden söz ediyoruz. Yani, olur mu? Yüzün üstünde tekneyi bahsediyorsun. Ama hayır, yarışlarda start alan tekne sayısını hesaplarsak 40-50 tekne makul bir yarış startı. Minimum. Ha şimdi demek ki o zaman start alan teknelerin neredeyse tamamı bu duruma itiraz ediyor. Bu duruma itiraz, yani federasyonun tarafında olmak ya da Tayk'ın tarafında olmak değil. Duruma itiraz ediyorlar. Ben de aslında yani bir tabii hukuki bir şeye itiraz ediyorum kendi adıma izlediğim kadarıyla. Yani bir hukuki süreç bitmeden federasyonla İYK'nın anlaşması, sonra o hukuki süreç o protokola ters düşen bir şekilde sonuçlanıyor. Şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. İYK ben protokol imzaladım diyor. Yelken Federasyon topu İYK'ya atıyor. Tayk bir dakika benim ya cezam bitti ben yarışlarımı yapacağım diyor. Ortada hepimizi rahatsız eden bir durum var. Ve itiraz da taraf tutmaktan çok bu duruma itiraz. Levent'in şeyine çok katılıyorum. Ben de defalarca dile getirdim.
çok tırnaklarımıza toprak kazıyarak geldik buraya. Yani bir zamanlar işte bir teknede bir sponsorun logosu olduğu zaman haber değeri vardı. Şu anda eğer sponsorun yoksa haber değerim var. Neredeyse her teknede bir sponsor, bir destekleyici var. Bu çok önemli bir şey. Benim de sponsorum var ama ben girmiyorum yaşa. Tamam canım, ama sen deklare ettin onu zaten. Evet. Geçen programda da deklare ettin. Yani ben de olsam girmem. İstiyorsan sponsor indirsin logo, hiç umurumda değil. Şimdi yani bak, bir duruşun olacak bence. Ben burada Tayk'ı da eleştiriyorum. Tayk'ın yüzün üstünde sanırım 120-130 tane üyesi var. 130 tane üyesi var. Üyesi, kulübünün üyesi olan bu yat sahipleri, sporcular, kulübünün şu anda uğradığı haksızlığa karşı bence bir tavır göstermeli. Ben Tayk'ın üyesi değilim. Hı hı. Ama Tayk üyesi yarışçılardan kaç tanesi bu tavrı gösteriyor merak ediyorum. Onu göreceğiz aşağı yarışın startında. Ben olaya sırf aşağı yarışı olarak da bakmıyorum. Yani lafım Şefo'ya değil. Şefo'nun çıkış noktasını anlıyorum. Bence farklı görüşleriniz olacak. Ama Şefo veriyor. Diyor ki bunu diyor imzasını attım diyor mesela. İtirazımı yaptım. Ama bunu denize taşırsak zarar veririz diyor. Çok haklı. Evet, ben çok, o fikirdeyim. Evet. Şefo haklısın. Bunu denize taşıdığımız anda hakikaten işte bu kayıkçı kavgasına. Ama bir taraftan da ben ya arkadaş, onun tepkisini vermediğin zaman karşı tarafta diyor ki ya işte konuşuyor 3-5 kişi. Ama diyor bak yarışa giren de giriyor oluyor. O zaman bence biraz radikal olmalı. Bir kere dibi görürüz. O dipten bir topuk vurur, bir yukarı çıkarız, tam çıkarız. Bana sorarsan Tayk üyesi olan yarışçıların girmem, hatta şu Bosphorus Cup'a bile girmemesi gerekiyor. Bosphorus Cup Tayk'ın elinden nasıl gittiğini biz hepimiz biliyoruz. Geçen seneki Bosphorus Cup'ın yapılış şekli ve buradaki yapılan ayıpları sen de hatırlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Yarışın nasıl iptal edildiği, briefingde uyarılarımıza rağmen yarışı bitiren sporcuların nasıl hakkını yendiği ya da 2 dakikayla yarışı bitiremeyenlerin nasıl hakkını yendiğini hepimiz biliyoruz. Ben bu sene Bosphorus Cup'a da girmiyorum. Ya bir şey ekonomik boyut almaya başladığı anda sen ve benim gibi, ki sen bizlerin lideri olan bir sporcusun Şefo. Senden öğrendik bir sürü şeyi. Bu işi keyif için yapan bir adamsın ve ben senin geçmişte milli takıma seçildiğin zaman bile benim affımı istiyorum. Çünkü bana malzeme vermiyorsanız ben yurt dışına gitmem kardeşim. Ben turistik yarışa değil madalya kazanmak için gitmek istiyorum diyen örnek bir sporcu olduğunu inanan bir kardeşin olarak bir şekilde tavır vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben orada 2 tane sponsoru mutlu edeceğim diye çirkinliğin parçası olmamam gerekiyor. Açıkçası ben Tayk'ın üyelerini eleştiriyorum. Ben Tayk üyesi bir yarışçı değilim. Tayk'ın üyesi değilim. En çok eleştireniyim. Ben protesto ediyorum ama Tayk'ın ana teknelerin etmemesini de açıkçası çok yadırgıyorum. Bu bir protestoya davet değil. Ama kulübü sahiplenmeyi göstermesi gerekiyor insanlara. Peki ben o zaman ikiniz hemfikirsiniz denize taşımamak konusunda. Ben de girin, ben denize taşıyalım diyorum. Hayır, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii Levent, buyurun. Beysun. Tabii Levent. Şimdi ben bunun, bu yaşandı İstanbul'da, yani Türkiye demiyorum, şimdi Türkiye'ye yayıldı işte, ama farkındaysanız şu anda da zaten her şey İstanbul'da oluyor. Türkiye'de bir şey olmuyor. %100 haklısın. Devam ediyorlar, Bodrum, Marmaris devam ediyor işlerine. Bu yaşandı Türkiye'de. Bir keresinde İstanbul Yelken protesto edildi. Çok eski 60'lı yıllarda babam yarışıyordu, ben de yarışıyordum o zaman. Bir de 80'li yıllarda Tayk protesto edildi. Edilmek istendi. Ve ilk yarışa 5 kişi girdi. İşte 80'li senelerde. İkinci yarışa 10 kişi girdi. Ondan sonra herkes girdi. Herkes girdiği zaman da Tayk karşımıza daha kuvvetlenerek çıkmış oldu. Dediğine yapılmış olarak çıkmış oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani boykot tepti. Şimdi ben bunda da aynı yere gelineceğini düşünüyorum. Çünkü kardeşim herkes tekne alıyor, masraf ediyor, yelken yaptırıyor. Niçin? Yarışmak için. Yarışmak için. Evet. Yani bunun engellenmesi ya da kısıtlanması bence mümkün değil. Peki Şefo, hazır seni yakalamışken çok konuştuk Tayk Federasyon meselesini. Ben bir işte Hedef Yelken'in kurucusu ve işte hocası olarak sorayım. Yelken yarışlarının, yelken eğitimindeki yerine, yani
yarış sırasında normal yelkencilik, denizcilik dışında neler öğreniyor çocuklar, öğrencilerin? Bir de şunu soracağım, onu da merak ediyorum ki işte bu ben bağımsız yarış düzenlenmesinin böyle tekel altında olmamasını o yüzden söylüyorum. Mesela eğer yelken yarışı yapmak eğitimin içinde önemli bir unsursa, önemli bir başlıksa, bir sürü yelken okulu var. Benim tahminim yelken okullarının bünyesinde 20 ile 30 arasında tekne olması lazım. Niye yelken eğitim okulları bir araya gelip kendi eğitimlerine yönelik yarışlarını düzenlemesinler? Olabilir ama bak şimdi eğitim başka, yarış başka. Yarış eğitimin sonunda ortaya çıkan bir hobi diyelim. Hiç kimse ben yarışacağım diye gelmiyor. Önce yelkeni öğreniyor. Yelken öğrenirken etrafı görüyor, yarışları görüyor, yarışmak istiyor. Ve şimdi biz şu anda hedef yelken olarak ağırlığımızın yarısını aşağı yukarı, belki daha fazlasını yarışlara vermek mecburiyetinde kaldık. Neden? Talebelerimiz istediği için. Peki talebeler neden istiyorlar? Yarışmak istiyorlar, hoşlarına gidiyor. Heyecan. Görüyorlar yarışmayı. Heyecan. Eğitimden sonra. Eğitimden sonra. Tamam, peki tam da buradan da işte şimdi şu meşhur lisans meselesine gelmek istiyorum. Abuk subuk bir maç biletinden ibaret olan kağıt parçası yüzünden işte Tayk gibi bir kulüp ceza aldı. İşte herkes lisans diyor, sanki bunun bir yeterlilik belgesi olduğu zannediliyor halkımız tarafından. Evet. Halbuki mesela bu lisans meselesi bir yelken okulunun bünyesinden geçip tıpkı ehliyet gibi, yani bir sportif yeterliliği de içeren bir belge olması gerekmiyor mu? Ya tamam ama daha nerelerdeyiz Beysun. Yani ona bakarsan amatör denizci belgemiz var. Evet. Türkiye'de tek geçerli belge. Evet, evet. Tek geçerli, onu aldığın zaman her türlü tekneye binebiliyorsun, kullanabiliyorsun 20 metreye kadar. Evet. Kiralayabiliyorsun. Evet. Allah'ını seversen amatör denizcilik belgesi nasıl alınıyor? Bilgisayarın önünde imtihana gidiyorsun, alıyorsun. Evet. Daha biz onu becerememişiz. Bırak lisansı. Vallahi benim bir tek öğretmenim var. O da deniz. Dayak yedikçe, tokat yedikçe hala öğreniyorum. İşte yani bu daha oralara gelemedik. Bazı şeyleri aşmamız lazım ki onlara gelelim diye. İşte federasyonun bunlarla uğraşması lazım aslında. Evet, evet. Asıl görevinin bunlar olması lazım. Evet. Şimdi federasyon, eski federasyonlar, şimdikini tabii tenzih ederim yani şey yaparım. Federasyonlar tutturdular yelken yarışından para kazanacağım diye. Evet. Ya bu federasyon işi midir Allah'ını seversen ya? Git parayı başkalarından kazan ya. Evet. Tam tersine kazandığı parayı buraya harcaması lazım. Evet, evet. Yani daha biz çok başka yerlerdeyiz. Önce bunların düzelmesi lazım. Federasyonun bunlara en ayak olması lazım. Önünü açması lazımken önü kapanıyor devamlı. Evet, evet, haklısın. Peki. Yani bu senelerden beri gelen bir şey bu. Peki Levent'ciğim, yani yakalarsam tek telefon attığı alabildiğim için önce seni aldım. Şimdi Orhan Tüker'e belki bağlanacağım. Var mı eklemek istediğim bir şey konuyla ilgili ya da herhangi bir şey? Vallahi yok, inşallah bu işler düzgün bir şekilde çözülür. Kimse mağdur olmadan herkes yarışına devam eder. İşte federasyon da yerini bilir, Tayyip de yerini bilir, İstanbul Yelken de yerini bilir, biz de yerimizi biliriz. Evet. Ona göre yarışırız, mutlu bir şekilde geçeriz diye ümit ediyorum. Ben de yerimi bileyim de böyle protesto yarışı falan düzenlemeyeyim galiba ya. Kalmış bir şey tabii. Peki Şefo'cum, çok teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. Sağ çok selamlar abi. Aydın. Selamlar abi, bol şans yani. Eyvallah, iyi günler. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Aydın Yurdum'la yapıyoruz. Levent Özgen ve bizim andığımız şekilde Şefo'yla sohbeti sürdürdük. Bir müzik arası verelim. Bağlanabilirsek Orhan Tüker'le devam edeceğiz. Thank you.
Evet, Açık Deniz devam ediyor. Aydın Yurdum'la yapıyoruz. Şefo yani Levent Özgen'le konuştuk. Şimdi de Orhan Tüker hattımızda. Orhan merhaba. Merhabalar Beysun, merhabalar. Orhan, maalesef Şefo ile seni aynı anda hatta alamadım. Çünkü bir tek telefon bağlayabiliyoruz. Ama genel olarak işte Şefo'nun bu son Taik Federasyon'la ilgili, problemle ilgili görüşlerini aldık. Bu imza kampanyasına katıldığını söyledi ama iki tarafta da eleştirdiği şeyler olduğunu söyledi. Ama çok çok özetledi. Şunu söyledi, yani kan kaybediyoruz, biz denizde olmalıyız diye özetleyebilirim. Sen yurt dışını da biliyorsun. Ben şöyle bir şey söyledim, bilmiyorum haklı mıyım. Yani federasyonlar yurt dışında, yani daha doğrusu yurt dışındaki yarışları organizasyon firmaları var. Konseptler tasarlıyorlar, rotalar belirliyorlar. Sonra da işte federasyon da bunlara katkıda bulunuyor. Bizde ise federasyon biraz devlet gibi çalışıyor. Bir patronaj olma durumu var. Sen yurt dışını biliyorsun, ne diyorsun? Yani federasyonların yelken dünya camiasındaki yeri, oranı, durma biçimi burada nasıl, yurt dışında nasıl? Beysuncum günaydın. Günaydın. İyi günler. Her şeyden evvel bana da yer ayırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben dediğin gibi yani uzun seneler 90'dan beri yurt dışında yarışıyorum. Ondan evvel olimpik sınıflarda çok yurt dışı yarışlar yaptım ki onlar daha çok federasyonlar çerçevesinde yarışırlar. Şöyle özetleyeyim ben. Bizim memlekette öbür memleketlerde değişiklikler var ama prensipleri hep aynı. Bizim federasyon devlet gibi yönetiyor derken bizim federasyonumuz, Federasyonlar Birliği dünyada ISAF'ın milli otorite diye tanımladığı bir konumda. Yani esasında bu Federasyonlar Birliği'nin genel yarış talimatları, genel uygulamaları çerçevesinde Türkiye'deki tek adam, her şeye karar verebilecek, yapacak adam Türkiye Yelken Federasyonu. Yani bizim ülkemizdeki milli otorite o. Her ülkede bir milli otorite var. Ama yurt dışında dediğin gibi yarışlar organizatörler tarafından yapılıyor. Kulüp yarışları çok ağırlıkta, özel yarışlar var. Burada federasyonlar daha biraz geride. Çünkü sınıf birlikleri var, o organizasyonların komiteleri var. Onlar yarışları %90 organize ediyorlar. Federasyonların katkısı nedir? Her zaman için hakemdir. Federasyonun onaylaması gereken hakemlerle yarışlar bütün dünyada böyle yapılır. Hı hı. Şimdi bizdeki durum bambaşka. Yani ben çok üzülüyorum. Şefo'ya ve bir sürü arkadaşlarla görüşüyoruz. Şefo'nun dediği gibi. Yani olan yelkencileri oluyor, sporcuları oluyor. Ama sonunda da yine birileri çıkıp yarışları yapmaya niyetleniyorlar ki bu da güzel bir şey. Ama sonucunda sporcular etkileniyor, programları artık özellikle yat yarışlarına konumuz olduğuna göre izinleri söz konusu, eğitim kurumları var, sponsor kurumlar var, bunlara verilmiş taahhütler var. Yani bunların hepsini topladığın zaman hala bu yarış olacak mı? Ya bu Taik'le federasyonun hali ne olacak gibi birbirimize sorduğumuz zaman yani yelken sporunda olmayacak kadar yerlerde sürünen bir seviye ortaya çıkıyor. Peki, maalesef. Peki Orhan'cığım, Levent'e sordum, Aydın'a da sordum, sana da sorayım. Biliyorsun Taik Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü bir change.org'dan bir imza kampanyası başlattı bu duruma itiraz eden. 1000 kişiyi aştı. Şimdi bütün bu söylediklerimiz tamam da ben ta işte bu moda merkezindeki toplantıdan beri söylediğim bir şey var ki bu tartışmanın bir üçüncü tarafı ve en önemli tarafı, hatta omurgası olan yatçılar, yarışçılar var. Bunların tavır koyması lazım. Eğer Taik kusurluysa, ikisi beraber kusurluysa ama bu duruma itiraz yükselmesi lazım. Ve bunun da kamuoyu tarafından görülebilir bir şekilde
bir itiraz olması lazım. Yani rakı masasında, kahve sohbetinde değil. Bayağı kamuoyunun bu konuyla hiç ilgilenmeyenlerin bile dikkatini çekecek bir itiraz olması lazım. Ne diyorsun 1000 kişinin bu kampanyaya imza vermesine? Valla ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Eğer bu imzayı atanlar... Şefo da imzalamış. Efendim? Şefo da imzalamış. Ne güzel. Ben imzalamadım. İmzalamayacağım da. Neden? Çünkü neden dersen çok net şöyle söyleyeyim. Ben TK Yelken Federasyonu'nun suçlu veya Tayk'ın suçlu veya suçsuz olduğunu düşünmüyorum. Ben iki tarafın da suçsuz veya suçlu olduğunu düşünüyorum. Yani iki tarafın da yaptığı büyük hatalar var. Ve öbür tarafta da birisi birazcık doğru bir şey yaparken ötekisi öyle bir laf ve girişim yapıyor ki işi bozuyor. Bir türlü ortaya bulunmaya gidilemiyor. Oturup da karşılıklı iki laf edemiyorlar. Ve ben çok detayları bilmiyorum. Biraz uzağa. Ben biliyorsun 7 yani Azat Baykal, Nazlı İmre zamandan beri federasyonlarda görev aldım. Hı-hı. Onun dışında çok ciddi yarışlar yapan bir insanım. Hala da yarışçı konumumu korumaya çalışıyorum. Tayk'ta da görev aldın herhalde. Tayk'ta almadım. Tayk'ta ben eski bir üyeydim. Sonra Tayk'ın yönetimini beğenmediğim için istifa ettim ama bu son zamanlarda değil. Bu bizim Ergin İmre Bey'den evvelki Samim Arduman dönemlerindeki zamanda istifa vardır. Anladım. Ben o zaman Tayk'ın yöneticiliğini, yönetimini sevmediğim için ayrılmıştım. Dolayısıyla Tayk'ta bir görevim yok. Ayrıca üye olduğum zaman da kimse bir zahmet benim hatırımı sorup benim ismime, tecrübeme dayanarak bana hiçbir şey sormadılar. Dolayısıyla öyle bir görevim de o zaman da olmadı zaten. Şimdi kısacası çok eskiye gitmeden bugünkü ortamda ben iki tarafın da çok yanlışlar yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla Tayk'ın lehine bir protesto kampanyasına imza atmıyorum. Hı-hı. Ben resmi yarış kim yaparsa resmi yarışa girerim diyorum. Anladım. Benim sorumlu olduğum bir ekip var. Borusan Racing takımı. Dolayısıyla resmi olan kim yaparsa yapsın tarafsız bir şekilde yarışa girmeyi planlıyorum. O yarışa girmem, bu yarışa girerim demiyorum. Peki. Çünkü iki tarafta benim için çok yanlışları var, doğruları da var ama. Anladım. Doğruları yaparken öyle bir yanlışlık yapıyorlar ki yaptıkları doğruluk yok oluveriyor maalesef. Çocuk gibi oldular iki tarafta. üzüntülü taraf bu. Ayrıca çok ciddi de söylüyorum hala vaktim varsa. Var, beş dakikamız daha var. Yani ben sana çok %100 hak veriyorum. Bir ses getirmemiz lazım. Evet. Yani bir el koymamız lazım lafını çok doğru buluyorum. Ama Beysuncuğum Orhan Tüker olarak diyorum ki el koymayı ben yapamam. Benim katılacağım bir grup yapamıyorum ben. Anladım. Bir kişi bu yat toplantılarını beni çağırmadı. Ya madem bir yardım toplantısı veya fikir toplantısı yapıyorsun, koskoca Tayk olduğunu söylüyorsun veya Türkiye Yelken Federasyonu olduğunu söylüyorsun, yat toplantısı, yatçılar toplantısı yaptığını söylüyorsun, bana bir davet gelmiyor. Ama, etraftan duyuyorum. Ama eğer gidersem bu... gidiyorum, gitmezsem gitmiyorum. Ama Orhan, çok açık söylüyorum bak, çok açık, net. Anladım Orhan ama şöyle, eğer moda merkezinde yapılan bu Tayk'ın bilgi verme toplantısı ise o bir davetli toplantı değildi, duyuru yapıldı. Duyuru sana ulaşmadıysa bilmem ama yani o özel davetli bir toplantı abi, değildi. Orhan abi hiçbirimize gelmedi ya. Abi ben Şeker'cim, Aydın'cim merhaba. Selam. Şunu diyorum, ben kendime paye verilsin de bana yazılı davetiyeler, süslü yaldızlı davetiyeler göndersinler demiyorum. Ben duymadım ama ben belki de çok bu işlerden uzak davranmaya çalışıyorum. Çünkü ben yeteri kadar da sıkıldım. Yeteri kadar da sıkıldım. Yoruldum da bu kaç senedir. Sen de yoruldun Aydıncı senelerdir. Bir de bana bu tanıdığım insanların böyle şeyler yapması beni ya
Yani vakit harcamamı istetmiyor, içim istetmiyor bana. Peki. Ama duymadım yani. Tamam. Peki Orhan'cığım, hazır Aydın'la da burada, ikinize de bir soru sorayım. Şimdi deminden beri işte bu meseleyi konuşuyoruz ama herkesin merakla beklediği bir aşağı yarışı var. Şimdi evet. Tartışma aşağı yarışını TAEK mi yapacak, İYK mı yapacak diye geçiyor. Ama başka bir ayağı daha var bu aşağı yarışının, Deniz Kuvvetleri. Siz ikiniz evet, de ki. Siz ikiniz de yıllardır yarışıyorsunuz. İkinize de soruyorum. Sizce Deniz Kuvvetleri böyle bir tartışmanın ortasında nasıl bir tavır alır? Ne bekliyorsunuz Aydın? Şimdi bir defa her şeyden önce Orhan abi demin çok önemli bir şey söyledi. Ya insanlar izin alacak dedi. Ya Güney'e 10 kişilik bir ekibin gitmesinin lojistiğini herkes göz ardı ediyor. Şu anda yarışın nereye olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bozcaada mı? Nerede otel ayırttıracağız? Geçtik onları. Evet, evet. Malzemeleri arabayla nereye göndereceğiz? Kim ne zaman izin alacak? Bir defa böyle bir lojistik sorunu var. Ama senin orijinal... Hadi oraları geçtik diyelim. Biz şeyiz ya, köleyiz ya. Yani bu işi hobi için yapıyoruz. Çektiğimiz eziyete bak. Çünkü ne oluyor? Bozcaada deniyor, otel ayırttırıyoruz. Sağ olsun Bozcaada'da fiyatları ikiye katlıyor. Sonra deniyor ki Bozcaada'yı kaldırdık, kapıdan geçip düz devam edeceksiniz. Hadi bu sefer iptalleri verip başka yerde şey yapıyoruz. Değil mi Orhan abi? Bu böyle gidiyor. Şimdi burada... Aynen katılıyorum. Yani biz piyon muyuz? Ya biz zevk alan gönüllüleriz. Aynen. Evet, evet. Ha, ama harp okulu sorusuna gelince. Biz böyle mecbur değiliz yarış yapılacak diye sahneye çıkalım. Ya biz zevk almazsak yarışmayız. Onlar da kendileri arasında oyun oynasınlar o zaman. Yani. Aynen öyle abi. Evet. Şimdi harp okuluna gelince, harp okulu böyle bir tartışmanın ortasında olmalı dediğin mı? Gibi kimse farkında değil. Araba mı gidecek, kaç kişi gidecek, oteller mi, yemekler mi? Yani farkında değiller, hala 50 liralık 100 liralık hakem parasından konuşuyorlar ya. Aynen. Ama bana sorarsan, yani. Bana sorarsanız harp okulu, ben harp okulu komutanı olsam, öyle bir de gücüm olsa, arkadaşlar ben böyle bir kayıkçı kavgasının içinde olmak istemiyorum. Sizin bu tartışmalarınızı izliyorum. Esef duyuyorum. Ben bu sene bu yarışı yapmıyorum. Bu yarış aslında benim yarışım. Sizlerin hepiniz bana destek olan ev sahibi kulüplersiniz ama yarış benim yarışım. Bu sene bu işi yapmıyorum dedim. Peki ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam ben de şunu söylerdim. Ben sizin bu kayıkçı kavganızdan çok sıkıldım. Ben yarışı kendim yapıyorum. Size ihtiyacım yok. Hadi çocuklar gelin denize çıkıyoruz derim. Eğer bunu diyecekse hemen söylemesi gerekiyor. Çünkü o lojistik boyutu halletmek lazım. Ha nedir? Deniz Kuvvetleri gider aşağıdaki Foça'daki üssü açar. Geçmişte gidildi. Orhan abi gitmiştir o yarışı herhalde. Evet. Aşağıda evet. Arsaz mıydı? Orayı üssü açar oraya gider. Yani yarış yapılmış olur. Ama bu yarışın birçok boyutu var. Sosyal boyutu var. Birçok arkadaş itiraz ediyor buna. Bu sadece yelken değil. Sadece denizde değil. Bunun sonrası var falan. Ne kadar doğru olur bilmiyorum ama söylediğinde bir opsiyon. Bence bu da yapılabilir. Ama Deniz Kuvvetleri malına sahip çıkmalı. Peki. Havanın durumlarından zaman yemeye başladık. Orhan Tüker katıldı en son Açık Deniz'e. Orhan çok teşekkür ederim. Güzelim. Hepinize sevgiler. Ben teşekkür ederim. Bu durumun en kısa zamanda çözülmesi çok arzu ederim. Yelken sporumuza yazık. Yani belli yerlere gelen küçük olimpik sınıfta yarışan gençlerimiz var. Bunlar çok ciddi dereceler yapıyorlar. Çok ciddi, saf, tertemiz çocuklar. Bir bakıyorlar yukarıya, kuklalar dans ediyor. Büyük abileri, eski abileri komik komik şeyler yapıyorlar. İnşallah güzel günler gelir arkadaşlar. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim Orhan'cığım. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Peki Aydın Yurdum'la yaptık bu hafta Açık Deniz. Aydın'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğin bir şey diyeceğim. Çok önemliyse söyleme. 4 dakika kaldı havanın durumlarına. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Açık Deniz'in sonuna geldik. Şu ana kadar kayıttı. Hafta içi yaptık. Aydın Yurdum, Levent Özgen ve Orhan Tüker'le konuştuk. Şimdi de tam yayındayız 4 dakika için. Bu hafta mı bilmiyorum. Ben de telefonla bağlandım radyoya. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun.
Evet İbrahim, nasıl gidecek havanın durumları? 3 dakikalık falan var galiba. Onu, çünkü uzun bir şey oldu, kayıt oldu. Kısıtlı zamanımız var. Çok önemli şeyleri senden bekliyoruz. Yine bir sonbahar havası var. Bu hafta hep Poyraz var. Marmara'da, Batı Karadeniz'de. Poyraz tabii biraz hissedilen sıcakları azaltacak ama bugünden itibaren yavaş yavaş hava açıyor İstanbul'da ve yarından itibaren de sıcaklık birkaç derece yükselecek. Ama dediğim gibi Poyraz'dan dolayı sıcaklıklar 23-24'lere çıkacak ama hissedilen sıcaklıklar 19-20'leri geçemeyecek hafta boyunca. Ve İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Onu öncelikle söyleyeyim. En azından tamam. Perşembe, Cuma'ya kadar şu anda İstanbul'da yağış gözükmüyor. Fakat güneyde yağışlar var. Yani özellikle Akdeniz'deki yağışlar bir hayli kuvvetli gözüküyor bugün için. İç kesimlerde var. Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda yağışlar, özellikle iç kesimlerdeki yağışlarla birlikte zaman zaman kuvvetlenecek. Sağanak yağışlar etkisini yarın da sürdürecek. Yarın Kıyı Ege'de ve Trakya'da ve Marmara'da, hemen hemen Marmara'nın batı ve güney kesimlerinde yağış beklemiyoruz ama İç Anadolu bölgesinde ve Karadeniz'deki yağışlar ve Akdeniz'de devam edecek. Gene pazartesiye bakıyorum. Biraz hafiflese de gene çok hafif yerel yağışlar var. Sıcaklık yükselecek demiştim ki batıdan başlayarak. Ve bu yağışlar tabii ki artık yavaş yavaş güneyde mevsim açıldı diyeceğim ama Bodrum başta olmak üzere bölgedeki yağışlar pek ara vermiyor. O nedenle bu hafta içinde yine yer yer Ege'de de yağışlar, özellikle haftanın çarşambadan sonraki döneminde aralıklarla devam edecek. Böyle bir hava var Beysun. Yani Gökhan, dün kardeşim teknesine sağa gitti, karaya çekmişti, işte altını zehirlisini yapıyordu. 35 nat civarında rüzgarım, spotunu bir havada tutamıyorum diye yakınıyordu. Rüzgar durumu nasıl? Şimdi Ege'yi mi soruyorsun? Sesin. Evet, Ege, Bodrum, sadece aşağıya. Yuvarında böyle saatlerindeki o karaya, bizim etezyen dediğimiz rüzgarlar devam edecek. Çünkü ülke genelinde fazla derin olmayan bir alçak basınç var. Zaten yağışlar ondan oluyor. Ama Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de Poyraz var. Güneyde ise karayel çok güçlü olmasa da bu haftada devam edecek. Yani zaman zaman azını 4-5 kuvvete çıkaracak hamlesiyle beraber bir rüzgar var. Bu hafta da hep böyle olacak. Yani Bodrum ve çevresi rüzgarlı. Anladım. Peki arkadaşım, var mı ekleyeceğim başka bir şey? Vallahi bir şey yok yani. Yazın gelmesini herkes dört gözle bekliyor. İşte gelecek, az kaldı. Haziran'ın onundan sonra yavaş yavaş yağışlar. Tamam, gelecek yani diyorsun. Daha hızlı yükselecek gibi gözüküyor. Peki. Peki, çok teşekkür ederim Gökhan. Güzel, hoşçakalın. İyi yayınlar, Açık Radyo. Evet, Açık Deniz bu haftada da öyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.